Sayın Sayın Başkanı, Sayın Başkanımız, Sayın Temel Karamollaoğlu, değerli milletvekiller ve bakan arkadaşlarım, kıymetli parlamenterler, kıymetli akademik camia mensupları, sevgili öğrenciler, kıymetli dostlar, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Bugün burada Kudüs ve değişen politik dengeler içinde Orta Doğu'nun hali ve aynı zamanda Türkiye'nin opsiyonları, tercihleri, yapabilecekleri, yapamayacakları konusunda bazı fikir teatilerinde bulunmaya çalışacağız. Konu çok geniş, çok karışık, birbirine bağlı, birbirinden çok ayrı gibi görünse bile inanılmayacak kadar iç içe geçmiş girif bir durum mevcut. Ve bu karışıklık içerisinde yolumuzu görmeye, yol haritasını çizmeye ve neyin doğru olup olmadığını anlamaya gayret etmek içindeyiz. Bu çaba içindeyiz. Dolayısıyla ilk defa Kudüs olayını ele aldıktan sonra Kudüs, neden Kudüs, Trump, niçin şimdi, Trump'a ne oldu da birdenbire çarşamba günü aklına esti, bunu ilan etti. Yahut bunun arkasında başka bir şey mi vardı? Orta Doğu değişiyorsa nasıl değişiyor? Hakikaten biz bu lafı laf olsun diye mi söylüyoruz yoksa hakikaten belli başlı değişiklikler mi var? Onları kapsamaya çalışacağım. Fakat zamanı da çok dikkatli kullanmak durumundayım sizleri sıkmamak için. Dolayısıyla birçok zaman sadece başlıklar halinde söyleyeceğim. Çünkü zaten sizler biliyorsunuz olayları. Ben daha çok olaylar arasındaki bağlantıları veyahut da olayların arkasındaki o perde arkasında görünmeyen ne var ne yok onları daha çok ortaya gün ışığına çıkarmaya çalışacağım. Müsaadenizle ilk defa Trump ve niçin Trump işte bunu ilanla başladı gibi bir sualle başlayalım. Her şeyden önce Trump ve etrafındaki grup diyor ki efendim bu onun zaten yapmak istediği bir şeydi ve yaptı. Tamam, bu kadarını anlayabiliriz. Fakat neden o çarşamba? Neden şimdi? Şeklinde bir sual soralım. Galiba bunun için en kabul edilebilir cevap şu oluyor. Trump bu kadar aydır başkan olduğu halde hala muktedir olamamış durumda. Hala kendisini kabul ettirememiş. Ve ona karşı muhalefet gittikçe de artan bir trend içine girmiş. O halde Trump açısından baktığımızda kendisini kabul ettirme çabası veya kendisini kabul ettirmekte yardımcı olacak olan grupları kendine çekme çabası. Onu ben bunlar kimlerdir diye sorduğumuzda otomatik olarak aklımıza Amerika'daki Yahudi lobisi geliyor. Kalemleri kuvvetli, bulundukları mevkiler önemli. Bir New York Times, bir Herald Tribune, bir şu, bir bu. Bütün belli başlı yazarlar bunlardan. Çünkü oraya girmeyeceğim ama bunlar sistematik olarak oraları hedefleyerek yer etmiş kişiler. Ve Yahudi lobisinde muazzam para var. O halde Trump'ın istediği destek oradan gelebilir. Birincisi ve en önemlisi kendi konumunu daha sağlamlaştırmak için, daha netleştirmek için veya biraz daha duruma hakim olabilmek için Trump'ın arzusu kendine güçlü bir arka bulmak. Ve bunu da Kudüs'ü İsrail'in baş şehri ilan ederek yapmayı kararlaştırıyor. Bunun bir ikinci sebebi daha var. Kampanya sırasında yani seçim çalışmaları sırasında muazzam masraflı bir şeydir Amerika'daki seçim. Yani her seçim çok pahalıdır ama Amerika başlı başına masraflı bir olaydır. Bir seferde 20 milyon dolar bağışlayan Las Vegas'ta kumarhane serisine, zincirine sahip bir başkan. O da Yahudi. Ve o adam resmen hatırlatıyor. Sana bu söz üzerine bunu verdim. Ne zaman yapacaksın?
Şimdi bir de baskı da var. Yani hani biraz daha erteleyeyim de olsun falan da yok. Şimdi zamanlaması üstünde biraz anlamaya çalışıyoruz. Hangi gerçekler oluyor? Bu ikincisi. Bu şimdi iç şeyler diyelim. Bu arada damadı Kuçler'i gönderiyor. Şimdi damadı genç bir bey. 36 yaşında bir genç. Peki yani bu 36 yaşındaki bunu yapamaz anlamında söylemiyorum. Fakat Orta Doğu olayları o kadar girif ki, yani öyle 36 değil, 76 yaşındaki insanın zor çözebileceği kadar geçmişi bilmesi icap eden olayların deneyimine sahip biri olması gerekirken kendisi gidiyor. Peki neden kendisi gidiyor? Yani Trump bu kadar mı naif? Hayır, değil. Kuchner de Amerika'nın en zengin Yahudi ailelerinden birinin oğlu. Demek ki işin içinde sadece damatlık durumu yok. Bir de Yahudi lobisinin, Yahudi grubunun desteğini bütünüyle %100 arkasına almak durumu var. Kuchner gönderiyor ama Kuchner'in başarısı az oluyor normal olarak. Fakat buna rağmen böyle bir kapı aralıyor diyelim. Mesela daha sonra olayların başını çekecek olan Salman, genç Kral Salman'la arkadaşlık tesis ediyor. Onu etkileyecek bir takım bir şeyler yapabiliyor. Demek ki pek de boşa gitmiş sayılmaz. Fakat her girişim %100 sonuç verecek değildir. O da kısmi bir sonuç veriyor. Şimdi Trump olayı, yani dizginleri ele almak niyetinde, baskı da var. Fakat bir sebep daha lazım. Sadece iç sebeplerle bu olamaz. Orta Doğu sahnesine bakalım, ne görüyoruz? Orta Doğu'da birkaç bir şey oluyor o sırada. Mesela en önemlisi, bir Kürt koridoru açmaya çalışıyorlar. Bu koridor tam tamına olay, yani gerçekleşmiyor. Neden gerçekleşmiyor? Türkiye açıkça söylüyor, diyor ki burada bir bütün koridorun olması benim güvenliğim açısından kabul edilemez bir durumdur. Peki bunun için ne yapıyor diye soralım. Fırat Kalkan operasyonunu yapıyor. Kısmi de olsa Türkiye'nin bu girişimi etkili oluyor. Şimdi ortada şöyle bir durum var. Amerika'nın istediği bir proje ama o projenin önüne küçük de olsa bir set koyan bir Türkiye. Hesapta yoktu. Bu can sıkıyor. Bir şeyler yapılması lazım. İkinci bir olay Kuzey Irak'taki referandum olayı. Referandumda herkes, bölgedeki herkes Barzani'ye diyor ki biraz daha bekle, zamanı değil, şudur budur. Hatta Talabani grubu açıkça da söylüyor. Diyor ki bir, yetişmiş elemanın yok yeterince. İki, istediğin gibi teşkilatın yok. Üç, yeterince paran yok. Niye bu işine giriyorsun? Onun cevabı şu oluyor, siz karışmayın, siz beceremediniz, bunu biz becereceğiz, saati geldi. Şimdi bazı olaylar şahsi inatçılıkla yürütülür, bazı olaylar tesadüflere tabi olur, bazıları da doğru hesaplamanın sonunda ortaya çıkar. Demek ki o referandumun doğru zamanı o değildi ve sonuçta o şekilde oldu ki Barzani bunu geri çekmek durumunda kaldı. Zaten şimdi daha sonra oraya da geleceğim. Çünkü orada ne oldu sualinin de cevabını vereceğiz. Peki demek ki tabiatın bazı gerçekleri var. Bunu da görmek ve takip etmek lazım. Şimdi Amerika, ta Amerika'dan bakıyor Orta Doğu'ya. Burada bir durum var. Efendim öbür taraftakinde bir durum var. Yani Amerikan projeleri istediği gibi işlemiyor. Peki bu ne demektir? Bu demektir ki Amerika'nın Orta Doğu'daki etkisi istediği kadar güçlü ve etkili değil. Yani ona karşı çıkabilecek, dengeleyecek yahut şartları daha iyi kullanıp başka şekilde sonuç alabilecek başka güçler de mevcut. Bunun üzerine Amerika mutlak surette bir çıkış yapmak ihtiyacını görüyor. Şimdi en azından Trump'ın iç ve dış sebeplerle neden bunu bu şekilde yaptığı hakkında en azından bir teorimiz var.
Buna birçok yeni şeyler eklenebilir veya bazıları çıkartılabilir. Fakat en azından ben bunu size sunuyorum. Diyorum ki şimdilik bunları düşünelim. Şimdi bunların gelişmesi içinde neler oluyor? Trump o heyecanla bunu ilan ediyor. Ne diyor? Şimdi kelimeler çok önemli. Diyor ki Kudüs diyor İsrail'in ebediyete kadar başşehiridir. Tamam, belki Yahudilerin çok hoşuna gidiyor. Belki Avangelist Hristiyanların çok hoşuna gidiyor. Belki buna inananlar ha nihayet istediğimiz oldu diyor. Fakat bir de unutmayalım ki bunun tam aksi istikamette duran dünyanın her yerinden gelen tepkiler de mevcut. Ve derhal büyük bir infial. Yani resmen bu karar Orta Doğu'nun ortasında bir beklenilmeyen bir bomba gibi bırakılıyor. Peki bu arada Türkiye ne yapıyor? Hemen oraya gelelim. Çünkü işin sonunda da Türkiye'nin bütün bu değişiklikler ve olaylar karşısındaki tepkisi. Burada derhal altını çizmek istediğim bir husus var. Ben olaylara bakarken hiçbir zaman ama hiçbir zaman bir parti açısıyla olayı ele almadım. Türkiye böyle bir stratejik noktada, böyle değişen şartların içinde ne yapmalı? O suale bir cevap aradım aklımda. Yani kullandığım parametreleri en azından söylemek istiyorum. Şimdi efendim, biraz geriye gittiğimizde, burada geri gitmek zorundayız. Fakat Türkiye'nin sadece bir cümleyle söyleyeceğim ve sonra tekrar geleceğim oraya. Türkiye dönem başkanı olduğu için İslam teşkilatını derhal toplantıya çağırıyor. Genelde olaylar olduğu zaman Müslüman ülkelerde bir hareketlilik olur, bir toplantı olur. Fakat bu sefer mesela Arap Birliği öyle güçlü bir toplantı falan yapamıyor. Yapmıyor. Çünkü kendi aralarında bölünmüş durumdalar. İşte çünkü daha birkaç ay önce bir araya gelip Katar ambargo koydular, şu oldu bu oldu. Yani arada çok problem var. Suudilerle Yemen savaş içinde, Libya mahvolmuş. Yani nereden tutsan dökülüyor. O halde Arap Birliği bir şey yapmıyor. O halde ikinci grup nedir? İslam Teşkilatı. Yani 57 üyesi olan ve dünyanın her tarafından mensubu bulunan bir ülke. Enteresandır. Belki de hayatında en hızlı toplantıyı bu sefer gerçekleştiriyor. Peki neden diyeceksiniz? Çünkü Kudüs'ün çok başka bir yeri var. Kudüs her üç dininde önemsediği bir durum. Kudüs her manevi dinin ne bileyim göz bebeği gibi kabul ettiği bir yer. Tarihi bir şey, bir prensip meselesi, bizim ilk kıblemiz. Yani nereden bakarsan bak Kudüs'ün konumu farklı. O zaman bu 57 ülkenin 47'si, 48'i geliyor. Bunların içinde 21'i başkanlık düzeyinde, 28'i de yine çok yüksek seviyelerde. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Ben sizi tekrar lütfen Amerika'ya götürmek istiyorum. Şimdi Trump kendi kendine bir karar verdi. Ben öyle bir şey yapacağım ki hem yerimi sağlamlaştıracağım hem dünyadaki pozisyonumu yani Amerika neymiş falan diyecekler. Kushner de dedim işte küçük bir kapı açtı ama fazla ileri gidemedi. Yani açıkçası bir başka tabirle ortam hazır, aktörler hazır, sahne hazırlanmış. Şimdi ışıkları açın, şov başlıyor. Ve işte Trump'ın bir bakıma yaptığı, Kudüs'te yaptığı oydu. Peki ön hazırlık neydi? Hani bu aktörler hazır dedim, efendim ışıkları yakın dedim. Bunlar tabii sembolik sözler ama bu background'daki olay neydi? Trump'ın Orta Doğu'ya yaptığı seyahat. Hemen hızla oraya gidelim ve birkaç şey düşünelim. Şimdi İsrail'e gitti. Netanyahu ile bol bol konuştu fakat aynı zamanda Abbas'la da konuştu. Ve Abbas'a şöyle bir söz verdi. Zannediyorum tarih
23 Mayıs. 23 Mayıs 2017'de şöyle diyor: bu problemin çözülmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Vallahi doğru, elinden gelen her şeyi yaptı. Yani o noktada %100 haklı. Fakat neyin sözünü tuttu? İşte orası tartışılır. Yani Mayıs'la Aralık arasında geçen zaman içinde. Şimdi asıl Trump'ın Suudi Arabistan'a yaptığı seyahat çok önemli bence. Sembolik açıdan, daha sonraki etkileri açısından, her nereden bakarsan bak bu seyahat çok önemli. Şimdi orada iki şey çok garibime gitti. Şahıs olarak baktığım zaman, yani bizim işimiz gücümüz bütün değişik medyayı takip ederek kim neyi nasıl yansıtmış diye okuyup analizler yapmak. Şimdi bir bakıyorsunuz, Suudi prensler, kral filan hepsi ve artı Trump efendim belli bir yerde kılıç dansı yapıyor. Bu çok garip bir olay. Hakikaten garip bir olay. Ben bu kadar yıl Amerika'da oturdum, bu kadar yıl başka yerden onlarla işte çalışmalarım oldu. Hiçbir zaman bir Amerikan başkanının efendim dünyanın neresine gidersen git kalkıp da o oyunun içine girip de neredeyse hani mümkünse horat ettiğini görmedim. Peki o zaman hemen bir sual. Trump neden bu kadar bunu yapmak istiyor? Sormaz mısınız? Sırtımı haklı olarak sorarsınız. Neden? Yapılmayan bir şeyi neden bu adam yapıyor? Sırf hak olsun diye mi? Hayır. Trump'ın orada büyük yatırımlarda düşüncesi var. Nitekim de Suudilere muazzam bir kere şey sattı, silah sattı filan. Daha sonra geleceğiz, onları bağlayacağız hep. Fakat orada sembolik bir mana var, bir anlam. Kılıç nereden bakarsan bak bir savaş aletidir. İster sembolik olarak kullanılsın, ister gerçek. Bunu dansını yapmak mutlak surette sembolik olarak şunu söylüyor: büyük değişiklikler ve mücadeleye hazır olun. O kadar barizdi ki bu. Yani o kadar açık ki. Arkasından, hemen arkasından galiba ertesi gündü ortaya kocaman bir küre koydular. İçi ışıklandırılmış. Mısır, Suudi Arabistan, efendim Amerika, bunların hepsi böyle ellerini koydular. Peki ne anlama gelir? Niye bu insanlar böyle acayip şeyler yapıyorlar? Ondan sonra gene düşünüyorsun. Kılıçla açılacak yolda pek çok değişiklik olacak. Hem de bizim elimizle. Bana makul geldi bu cümle. Yani açıkça da söylediler ve sonra da söylüyorlar. Çok değişiklikler olacak diyorlar. Herhalde şaka için toplanmadılar onlar oraya bu söz söylemek için. Bunu mutlak surette ciddiye almak gerekir. Demek ki sembolizm çok önemli. Hem orada doğuda hem de Amerikalıların yaptığı işte. Bir hatırlatma. Amerikalılar Irak Savaşı'na, Irak işgaline başladıkları dönemde ilk defa dünyaya Kum Fırtınası adında bir kitapla olayın fikrini lanse ettiler. İlk projenin de kod adı Kum Fırtınası'ydı. Neden Kum Fırtınası? Çok basit. Bir kum fırtınasından sonra o coğrafyada hiçbir şey aynı şekilde kalmazdı ondan. Ama hiçbir şekilde aynı kalmaz. Ebediyen değişmiştir. Nitekim alın Irak'ı, alın onun bütün etrafındakileri. Yani boşuna seçilmiş rastgele bir söz değil. Adamlar oturuyorlar, düşünüyorlar, kod isimleri uyduruyorlar, ona göre hareketi hazırlıyorlar. Bu işte bütün olayın savaş psikolojisi teknikleriyle yapıyorlar. O halde şimdi Suudi Arabistan'da bu seyahat sonunda bunlar olduktan sonra çekti gitti Amerika'ya ve arkasından çorap söküğü gibi işler başladı. Prenslerin gözaltına alınması, onların elinden birçok paranın alınması derken
Derken şu anda Suudilerden gelen bütün açıklamalara bakın. Adeta İsrail'le beraber hareket, bir paralellik arz ediyor. Peki neden? Amerika şunu ikna etti bazı Arap ülkelerine. Boşu boşuna mücadeleyi sürdürmenin alemi yok. Siz İsrail'i yenecek falan değilsiniz. O burada kalacak bir vakadır. En iyisi iyi geçinin, siz de faydalanın, o da faydalansın. Ve zannediyorum bazıları bunu kabullendiler. Zannetmiyorum, öyle olduğu ortada. Konuşmalarından, hareketlerinden, yaptıkları girişimlerden hiç şüphe bile yok. Çok yazık bir durum mu? Hem de fazlasıyla. Bugün Filistin hiçbir zaman, tarihte hiçbir zaman olmadığı kadar yalnız bir durumda. Ne yazık ki. Ve tabii böyle bir yalnızlık içinde de zulüm artabildiği kadar artıyor. Şimdi bu olayların karşısında bütün hepsi tamamlandıktan sonra tarihi gelişmelere bakalım. 6 Aralık'ta ilan ediliyor. Diyor ki işte Kudüs'ü başkent ilan ettim. 12 Aralık'ta reaksiyon var bizim tarafımızdan. İslam ülkeleri toplantısı yapılıyor. Bu ayın 12'si ile 13 arasında da İslam toplumunun deklarasyonu var. Bir, Trump'ın ilan ettiği husus geçersizdir. İki, hiçbir hukuki esası yoktur. Ve biz de Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak kabul ediyoruz. Şimdi burada son derece enteresan bir satranç oynandı. Bir, Amerika hiçbir şekilde bu kadar hızlı ve bu kadar net bir cevap beklemiyordu. Hakikaten beklemiyordu. Hesap şöyle yapılmıştı. Bağıracaklar, çağıracaklar, işte demonstrasyon yapacaklar, miting yapacaklar. Öfkeleri geçtikten sonra isteseler de istemeseler de susacaklar. Durumu kabullenecekler. Kanaat buydu ve İsrail de bunu ikna etti bu şekilde. Yani endişe edecek fazla bir şey yok. Eğer birazcık baş kaldıran olursa biz hallederiz. Peki öyle mi oldu? Hayır, öyle olmadı. Tam aksine o kadar çok bağırma çağırma olmadı. O kadar çok dışarıda taşkınlık da yapılmadı. Ama ciddi bir şekilde toplantı yapıldı. Kararlar alındı. Ve bir de deklarasyon çıktı ortaya. İstanbul Zirvesi Deklarasyonu. Şimdi zannediyorum belki de en akıllıca şeyler yapıldı. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Türkiye ve bu grup tamamen legal bir yol takip etti. Şunu demeye getiriyorum. Hislerden ve heyecanlardan ziyade olayın hukuki yönüne bakaraktan bir karar aldı. Neden böyle söylüyorum? Çünkü İsrail'in doğuşunu hatırlamamız lazım. Gene zaman tünelinde sizi geriye alacağım. İsrail'in doğuşu nasıl olmuştur? İsrail, Birleşmiş Milletler'in el kaldırıp oylama yaparaktan dünyaya getirdiği yegane devlettir. O şekilde doğdu. İster buna tabii bir devlet deyin, ister sünni bir devlet deyin. Fakat öyle bir devlet. Yapay devlet diyelim. Öyle hazırlandı, yapıldı. Peki, bunun doğum şeyinde, dokümanında şöyle: Filistin toprakları üstünde iki devletli bir gelişim içinde ve ileride Kudüs'ün her iki devlet tarafından da kullanılmasına karar verilmiştir. Ve bir de anlatılmış, işte Doğu Kudüs Müslümanların, batısı İsrail'in olmak üzere. O halde İslam Teşkilatı ne yapıyor? İslam Teşkilatı diyor ki biz Birleşmiş Milletler'in kararına uygun olaraktan, o hukuki esasa dayanaraktan bunu ilan ediyoruz. Trump aynı şeyi söyleyebilir mi? Hayır, söyleyemez. Çünkü o dedi ki işte Kudüs onundur. Öyle bir olay yok. Şimdi biz neden bahsediyoruz? Legaliteden, hukuktan, esastan, haklılıktan.
Ama burada benim bir şey daha söylemem lazım. Belki bundan hoşlanmayabilirsiniz. Bir de alandaki realite var. O nedir? İsrail Kudüs'ü işgal etmiş durumda. Adam hukuk tanımıyor. Biraz önce de siz söylediniz. Tarife göre tam uygun. Hukuk tanımayan, işte silah kullanan, şu bu. Peki İsrail orada hakim bir durumdayken sen onun doğu veya batı kısmına nasıl gideceksin? Savaşarak mı? Anlaşarak mı? İşte orada büyük sıkıntı var. Onun için de dikkat ederseniz o deklarasyonda zaman gösterilmedi. Hemen yarın değil. Zaman el verdiği zaman şekline gelebilecek bir cümle kuruluyor. Yani yapılabildiği zaman. Şimdi bunun yapılabilmesi için iki şart var. İşte püf nokta. Ya birileri bir araya gelip güçle mücadele edip İsrail'i buna mecbur edecek. Bugünün şartları içinde bu biraz zor. Ya da hukuki bir savaş başlatılacak, diplomatik bir mücadele başlatılacak, dünya kamu efkarı baskısı altında bütün bunlardan yararlanarak Birleşmiş Milletler kararının uygulanması için her türlü şey yapılacak. Ve ancak o şekilde Doğu Kudüs'te isteyenin doğuya, isteyenin batıya giderekten elçilik açması olayı ortaya çıkacak. Yani şimdi ben diyorum ki size problem geliyor, problemin tek çözümü de yok. Bir güçlü olduğu hukuk yönü var, güçsüz olduğu alandaki durum var. Hangisi nasıl halledilecek, onu biraz da zaman gösterecek. Ben şimdi biraz daha ileriye gidiyorum. Müsaade ederseniz diğer değişikliklerden bahsetmek istiyorum. Mesela neler, daha başka neler oldu, onlara bakalım. Fakat değişiklikten önce daha dün hepimizin televizyonlardan izlediği Amerika'nın ulusal güvenlik stratejisine dokunmak isterim. Çünkü bu birbiriyle bağlantılı. Amerikan ulusal güvenlik stratejisi Trump tarafından okundu. 65 sayfalık bir dokümandır. Daha sonra Amerika'daki ve Fransa'daki, İngiltere'deki yorumları falan dinledik. Kanaat şu. Zaten hepsini okumadı. Zaten fazla yeni bir şey yoktu. Zaten seçim sırasında bahsettiği konuları şöyle bir özetledi. Ha o zaman ulusal stratejiden yani çok da fazla bir şey beklemeyelim. Demek ki seçimde ne dediyse onu biraz daha derli toplu bir şekilde halka tekrarladı. Tamam bu kadarını kabul ediyorum. Fakat o kadar da hafife almamak lazım. Strateji dört ana nokta üzerinde. Şimdi bunu sizinle paylaşmak isterim. Bakın Amerika'nın yaptıklarıyla söylediklerinin arasındaki bağ ne kadar enteresan. En basit tarzıyla diyor ki, dört ana grupta toplanıyor diyor strateji. Birincisi, Amerika'nın sınırlarının güvenliğini korumak. Şimdi zannedersin ki Amerika'ya birileri saldırıyor. Acaba Çinliler mi, acaba Japonlar mı? Hayır, hayır. Öyle bir şey yok. Meksika'dan gelen fakir göçmenler. Efendim sınırlarımızın korunması gerekiyor. İllegal göçler, sığınmacılar bunlar durdurulmalı. Çünkü bizim ekonomimizi zarara sokuyorlar ve Amerikan kültürünü etkiliyorlar. Anlattıkları bu. Peki diyelim ki Amerika gibi süper güç diyor ki sınırlarımı koruyacağım her şeyden önce. Pekala ben hemen şunu da söylemek isterim size. Bugün o zaman Avrupa'ya şaşmamamız lazım. Mesela Polonya, bugün gene okuyoruz. Kendisine gelecek olan yanılmıyorsam 642 kişilik bir sığınmacı grubunu reddetmiş. Demiş ki benim ekonomim kaldıramaz. Tekrar ediyorum. 642 gibi bir küçük rakam.
Polonya gibi bir devlet. Avrupa Birliği üyesi. E peki şimdi burada bir gariplik var. Arkasından Macaristan biliyorsunuz demir teller çekti. Bilmem hangi ülke benzerini yaptı. Yunanistan gelen gemileri böyle sopalarla geriye itiyor ve aynı zamanda o botları deliyor ki açık suda batsın, o da kurtulsun, biz de kurtulalım hevesi. Peki nerede insanlık, nerede vicdan, nerede insan hakları, nerede bütün onlar, nerede? Fakat gene şunu diyorsunuz, eğer Amerika bu örneği gösterirse onun arkasından gelecek olanlar yahut da en güçlü bunu yapıyorsa ben hayda yaparım diyen çoğalır. Şimdi birinci maddeye o şekilde de bakmak lazım. Bugün günümüzün en önemli konularından olan sığınmacılar, göçler, bu hareketlerin hepsi dünya çapında büyük bir sıkıntı içinde. Ve gördüğümüz kadarıyla daha da sıkıntılı duruma doğru gidecek. İkinci madde. Amerika ve Amerikalıların refahını korumak ve güçlendirmek. El Hak, Suudi Arabistan'a gitti, satış yaptı. Milyarlarca lira geldi. Arkasından Katar'a baskı yaptı. Oraya satış yaptı. Oradan milyarlarca geldi. Derken kendi firmalarını da tehdit etti. Dedi ki, bu globalleşme sırasında, yani küreselleşme sırasında birçok Amerikan firması daha ucuz yerlere gitmişti. İşte Meksika'ya, Endonezya'ya, şuraya, buraya ucuz iş gücü bulmak için, işi daha ucuza bitirmek için tehdit etti. Eğer geri dönmezseniz, eğer branşlarınızı Amerika'da açmazsanız, işte şu kadar kişiyi işe almazsanız, ben sizin bütün hesaplarınızı kontrolden geçireceğim. Şimdi tek tek dönüyorlar. Bu da onun ikinci maddesi. Üçüncü grup. Yani 65 sayfanın hepsi bunlara böyle bölünmüş. Barışı güçle korumak. Peki buna başka bir tabir bulalım. Barışı güçle korumak ne anlama gelir ki? Barışı güçle korumak. Demek ki çok güçlü olacaksın ki millet senden korkaraktan işte kavga çıkartamasın. Bir bakıma bir kenarda durup döverim ha demek gibi bir şey. Acaba öyle mi? Peki o zaman bundan 5-6 bilemedin 10 yıl önce onların preemptive strike dediğimiz, yani karşıki beni vurmadan ben onu vurayım. E o da bunun bir versiyonu. Sadece daha böyle sert söylenmiş bir versiyonu. Aynı olayı almış, biraz daha yumuşatarak söylüyor. Yani barışçıl tabirlerle ama aynı şeyi söylüyor. Peki ne anlama gelir diye soralım tekrar. Bu şu anlama gelir. Amerika'nın istediği tarzda barışa yanaşmayanlara haddini gösterecek. O demek. O kadar basit. Düz Türkçesi. Kim olabilir? Hepimiz olabiliriz. Türkiye olabilir, İran olabilir, Irak olabilir. Herkes olabilir. Onun şartları altında yapılmadığı takdirde. İşte zannediyorum bu noktada Suudileri ve bazı Arapları ikna etti. Aynen bu noktada. Yani bana karşı çıkmaya kalkmayın. Oturun şurada. Adam adam İsrail'le işbirliği yapın. Yoksa ha. En basit konuşma tarzıyla bu. Peki biz yine akademik ifadelere dönelim ama yani olayın aslında Trump tarafından ne kadar base bir şekilde anlatıldığı da görülüyor. Ha, adamın yapısı bu. Öyle çok sofistike, çok ince, çok diplomatik falan değil. Böyle herkesin her yerde anlayabileceği tarzda laflar edebiliyor. Dördüncüsü, diyor ki tüm dünyada Amerika'nın etkinliğinin ve gücünün arttırılması. Hemen bunu tercüme edelim, başka nasıl söyleyebiliriz? O çok sarsıntıda gördüğü Amerikan başarısının tekrar ihdas edilmesi.
Orta Doğu'ya bakıyorsun. Biraz önce anlattıklarımı hatırlayın. Yok Fırat Kalkan'dı. Yok referandumdu. Yok başka olaylardı. Şurada, burada, orada derken Amerika'nın istediği şeyler pek olmuyor. Ve bu onu çok sinirlendiriyor. Eski gücünün ve etkisinin yeni baştan yerleştirilmesini istiyor. Ve bunu da çok enteresan bir şekilde tüm dünyada diyor. ABD etkinliğinin ve gücünün artırılması, yani liderliğin korunması, tekrar büyük olma arzusu Amerika. Şimdi burada şaşacak hiçbir şey yok. Çünkü ben hemen şunu söyleyeceğim. Amerika'nın kurucusu olan George Washington'ın ölürken bir vesayeti vardır. Ve bu vesayet aynen şunu söyler. Der ki, sessiz olun, Avrupa Birliği'nin işlerine karışmayın. Onlardan uzak durun. İki, ticaret yollarını ve ekonomiyi güçlü tutmak için icap ederse savaşın. Bugün Amerika bundan farklı bir şey yapmıyor. Çok enteresan. Şimdi burada bu dört ana grup içinde sayılmasa bile bir beşinci madde var ki ben onu da oldukça tehlikeli buldum. Şöyle söylüyor. Her zaman Amerika'nın egemenliğini korumak. Yani soruyorsun Amerika'nın egemenliğini kim tehdit ediyor? Ya kim cesaret edebiliyor? Yani acaba kendi kendine bu cümleyi niye söyledi? Tehlike nereden geliyor? O şimdi çok net değil ama bu cümle ortada. Biz bunu unutmayalım. Buradan bir şey çıkacak. Ama bunun arkasından gelen daha da enteresan. Arkasından gelen de diyor ki, aynı zamanda diyor, bütün milletlerin kendi geleceklerini belirleme, karar verme hakkını desteklemek ve korumak görevimizdir. Tekrarlıyorum. Aynı zamanda bütün milletlerin kendi geleceklerini belirleme ve karar verme hakkını biz de savunuyoruz. Şimdi Amerikan güvenlik stratejisini anlatırken neden sen kalkıp efendim böylesine bir genel prensipten bahsediyorsun? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Kime? Kime söyleniyor bu söz? Acaba Ermenilere mi? Acaba İsrail'e mi? Acaba işte PKK-PYD grubuna mı? Acaba başkalarına mı? Kime söyleniyor? Yani ortada bir böyle görünmeyen bir hedef var. Ama bu yakında görünecek. Aynı o kılıç oyununda da ne yaptığı belli değildi ama bu cümlenin gideceği bir yer var. Onun için ben sadece sizin dikkatinizi çekmek istedim. Bu değişen dengeler içinde bu mühim bir rol oynayacak diye. Pekala, gene bu stratejiye baktığımızda ne değişiklik görüyoruz Amerika açısından? Bugüne kadar işte Çin ve Rusya ile iyi geçinme konuysa şu andan itibaren Çin ve Rusya rakip olarak görülüyor. Demek ki burada kesin bir stratejik dönüş var. Bundan böyle mücadele yolu seçilecek. İkincisi çok enteresandır. Uzak Doğu ve Çin alanı diyeceğine kelime olarak Uzak Doğu ve Indochina diyor ve Hindistan'ı öne çıkartıyor. Dikkatli olalım. Çin'in yerini Hindistan almak üzere. Bunun tehlikesi ne? Pakistan tehlikede. Afganistan'daki dengeler bozulmak üzere. İran'a kadar uzanan etkileri var. Yani sadece bir kelimeden ibaret değil o söylenen söz. Peki başka? Kesin kez o şey içinde, güvenlik stratejisi içinde Pakistan'ın tehlike olduğu ve eğer dost olarak devam etmek isterse bazı konularda daha çok şey yapması gerektiği vurgulanıyor. Şimdi enteresandır. Pakistan Amerika'ya elinden geldiği kadar yardım etmiştir. Taliban konusunda, işte her konuda, Afgan savaşında, her şeyde. Ama Amerika her zaman için yetmez, yetmez, yeterince yapmıyorsunuz diye İHA'larla gelip Pakistan hududu içindeki kuzey kısımda köyleri bombalamıştır. Büyük sayıda bir, şu anda unuttum.
ama 800 küsur insan ölmüştür. 2015-2018 yılları arasında Pakistan'ın içinde Amerikan İHA'larıyla. Şimdi Amerika'da, Pakistan'da diyor ki ne yapıyorsun diyor. Ben senin ortağınım, partnerim, her şeyim, yardım ediyorum da sen terörist öldüreceğim diye benim adamları öldürüyorsun. E o diyor istenmeyen vukuat. İstenmeyen vukuatsa git Virginia'da yap. Oregon'da yap. Gelip de burada Peşaver'de yapma. Buradaki mücadele gittikçe büyüme durumunda. Diğer bir husus, İran ve Kuzey Kore tam böyle hedef tahtasına oturduldu. İran bu ara bütün tecrübesine rağmen oldukça sinirli, endişeli, haklı olarak. Şimdi neden haklı olarak diyorum? Hindistan'ın elinde, İsrail'in elinde, birçok Amerikan dostu ülkenin elinde yığınla nükleer başlık var. 150 adet, bilmem ne. İran ise henüz o bombayı geliştirmemiş ama geliştirme yolunda. Fark bu. İran o yolunda olduğu için vurulacak hedef olarak gösteriliyor. Ama elinde zaten 150 başlık bulunduran İsrail'e veya bilmem kaç yüz başlık bulunduran Hindistan'a bir kelime edilmiyor. Pakistan'a sürekli ikaz yapılıyor. Çünkü Pakistan şu anda tek nükleer bombası olan ülkedir. Ve sizin bildiğiniz gibi o bombaya İslamik bomb deniyor. Ama ötekilerin elindeki Hindu bomb yahut Yahudi bomb yahut da Hiroşima'ya attıkları Hristiyan bomb olmuyor. Şimdi burada tabii ne görüyorsunuz? Muazzam bir algı operasyonu görüyorsunuz. Yani insanların kafasında belli imajlar, belli sonuçları elde etmek için. Ve şimdi bu gittikçe artacak bir durum. Nereden bir başka olay daha gelişiyor sessiz sedasız? Bir bakıyorsun İran, eski OECD'yi hatırlarsınız birçoğunuz. O tipte bir anlaşma yapmak için girişimlere başladı. Demek ki o da bir ön hazırlık yapmaya çalışıyor. Orta Doğu'da Filistin ve İsrail şöyle söylüyor yine bu şeyde stratejide. Orta Doğu'da hissedilen ve değinilen tehlike aslında Filistin ile İsrail arasında değil, İran tarafından sebep olunuyor diyor. Bakın ne kadar büyük bir değişiklik. Yani Amerikalılara göre bugün İsrail ile şey arasındaki Filistin arasındaki problem bitti bitiyor. Yani biraz daha hatta cümle de şu, zaten İsrailliler aynen bu cümleyi kullandılar. Ne zaman ki Filistinliler bu olayı kavrarlar ve bu gerçeği içlerine sindirirler, o zaman barış içinde yaşayabiliriz. Cümleye bakar mısınız? Kendilerinin hiçbir kabahati yok. Kendilerinin içine sindirecek durumlarına da ihtiyaç yok. Ama ille şu Araplar, eğer onu yapabilirler ise, ki ondan da emin değiller, o zaman zaten barış içinde yaşanabilir. Pekala, kelimeleri takip etmemiz çok önemli. Tarz, söyleniş tarzları, cümleler çok şey ifade ediyor. Ondan sonra tutup bir de stratejiye koyuyorlar bunu. Diyorlar ki asıl suç diyor İran'da. Orta Doğu'da yoksa başka bir sıkıntı olmayacak. Ve arkasından bir küçük yerde de işte Orta Doğu'daki Sünni-Şii çekişmesi zaten onun da arkasında İran var deyip kestirip atıyorlar. Hemen bir küçük parantez açıyorum ve size diyorum ki lütfen, lütfen Suudi Arabistan'daki olayları hatırlayın. Hariri yani Lübnan başbakanı orayı ziyaret ederken istifaya zorlanmıştı. İstifaya peki neden ille de Hariri istifa etsin bize ne de diyebilirsiniz. Çok basit. Hariri düşseydi hükümet düşecekti. Hükümet düşseydi onun içinde o hükümeti destekleyen
Hizbullah düşecekti. Peki Hizbullah kim dediğin zaman İsrail'in tek çekindiği, Orta Doğu'da tek çekindiği güç. Çünkü onları yenen tek güç. Şimdi görüyor musunuz olaylar nasıl birbiri içine böyle dantel gibi işlenmiş. Halbuki o kadar farklı noktalarda duruyorlar. Şimdi tepkiler olarak İslam Teşkilatı'nın tepkisi yerinde oldu. Ha bundan sonra bir şey yapacaklar mı onu göreceğiz. Zannediyorum eğer bu Kudüs durumuyla uyanan o ümmet şuuru hakikaten işlemeye devam ederse İslam Teşkilatı belki kararlılığını devam ettirebilir. Her şey de ona bağlı. Eğer gevşerse, eğer unutursa, geri çekilirse, zaten biz biliyorduk diyecekler. Bunun denmemesi için daha böyle bir arada duran, dik duran bir görüş sergilemeleri, bir görünüş sergilemeleri lazım. Peki bana şunu da sorabilirsiniz. Türkiye neden bu kadar aktif oldu? Yani ille Kudüs bizim derdimiz mi falan? Çünkü o sual da soruluyor. Evet arkadaşlar, Kudüs sadece Kudüs değildir. Bu Kudüs hem milli davadır, hem internasyonel davadır, hem dini davadır, hem bir prensip meselesidir. Ya başını eğip mağlubiyeti kabul edeceksin, ya da bütün zorluklara karşı aklını kullanarak, hukuku kullanarak, kararlılığını kullanarak, yollar arayarak bir yere varmaya çalışacaksın. O kadar basit. A canım bize mi kalmış bütün göçmenlere yardım etmek? Vicdan sahibiysek, insan haklarına hakikaten inanıyorsak, merhamet varsa, adalet varsa o zaman evet. Yok bunların hiçbiri yok. Sen de Avrupalı gibi olacaksan, gelen göçmenleri bataklığın yanında bir kampa yerleştirip orada tabi olarak ölmelerine zemin hazırlayacaksan orası da başka. Bu bir tercih meselesidir diye düşünüyorum. Çok olmadı değil mi? Bir şeyim daha var. Şimdi Türkiye'nin neden yanaştığı üstünde durduk. Nasıl yaklaştı? Türkiye hukuki yönden yanaştı. Yani Birleşmiş Milletler kararlarını baz alaraktan ve onun hukuki haklılığı üstünde iki moral prensipler üzerinde. Yani bir insan bir şey yapıyorsa buna inandığı için, doğru olduğu için, doğrunun hakkı temsil ettiğine inandığı için yapar demek için ve bir de tabii tarihi sorumluluk sebebiyle ve bir de son olarak evrensel adalet için. Yani biri de kalkıp kardeşim bu şey adil değil, ben bunun karşısında duracağım diyebilmesi lazım. Hepimiz için geçerli bir olay. Bir haksızlığı görüp de ne yapayım ben onunla başa çıkamam deyip öbür tarafa bakamayız. Bakmamamız gerekir. Peki bölgedeki değişimlikler, bunların sonuçları ne olacak? Çabucak ondan da okunayım. Suudi Arabistan şu anda şunu sormuş olabilirsiniz. Peki bütün bu yaptıkları yanına kar mı kalacak yani? Benim gördüğüm kadarıyla, ama gene vurguluyorum, bu sadece benim nacizane kendi görüşüm. Olabilir diyorum. Olmayabilir mi diyorum. Siz aynı doneleri alıp başka sonuçlara varabilirsiniz. Suudi Arabistan gittikçe etrafındaki İslam dünyasından uzaklaşıyor, gördüğüm kadarıyla. Yalnızlaşıyor. İşin içine efendim bir neom denen bir bölge kuruyor. Niye kurduğu belli değil. İşte orada ılımlı İslam uygulayacağım diyor. Ilımlı İslam nedir diyorsun. Niye orada uygulamaya kalkıyorsun. Acaba bu, hemen insanın aklına başka şeyler geliyor. Acaba bu neom denilen bölgeye bütün Gazze'deki ve Batı Şeria'daki Filistinliler mi sürülecek? Yıllardır bu konuşuluyor. Acaba onu ikna ettiler de canım şu kadarcık bir toprağa ver gitsin. Ne olacak mı dediler? Bilmiyorum. Ama aklıma geliyor bu sualler. O neon neyin nesi? Niçin kuruluyor? Anlayamadığım bir husus.
Ama Suudi Arabistan'ın şu andaki rejiminin adeta galoban bir şekilde dolu dizgin sona doğru gittiğini düşünüyorum. Yapılan olaylar sonunda acaba bir Suudi hükümranlığı kalacak mı? Yoksa Suudi Arabistan birkaç parçaya bölünecek mi? Tam o kritik noktadayız bence. Ürdün'e gelelim. Çok enteresan. Belki de aynı ailenin bir başka branşı. Fakat Ürdün birdenbire hızlı bir şekilde Türkiye'ye yaklaşıyor. Bir yakınlaşma. Yakınlaşmadan ziyade bir işbirliği bağı kurma. Acaba diyorum, Orta Doğu'daki gerginlik arttıkça, bu Sünni-Şii çatışması arttıkça burada bir Sünni eksme ortaya çıkmaya başlıyor. Acaba yanına kimi alacaklar bilmiyorum. Ama dikkat edin, resimlerde bile Ürdün Kralı en çok nerede? Hep merkezde, hep Türkiye'nin yanında. Yani sembollere de bakacaksın, insanların yani body language dediğimiz davranışlarına da bakacaksınız. Çok şey söylüyor. Peki Suriye? Hemen soralım. Tek mi kalacak, birkaç parça mı olacak? Bütün hesaplar bunun birçok parça olması üzerinde. Amerika böyle düşünüyor. İşte bir Kürt kısmı olacak, bir Şii kısmı olacak, bir Sünni kısmı olacak, bir bilmem ne olacak mı? Diğer taraftan da bütün dünyanın düşündüğü şu var. Eğer o orada bölünürse, zaten Irak bölündü. Burası kontrol edilemez bir felaket durumuna düşecek. Acaba biz bunun altından kalkabilecek miyiz? Yani ucu kendilerine dokunduğu için belki de bu durumu desteklemezler. Der ki aman aman kötü de olsa bilmem ne de olsa tek durumda kalsın. Onun için 6 yıl sonra gidiyor bir fikir geri geliyor. E canım Esed'li bir çözüm bulalım. Niye? Bu tekrar niye? Bunu da sormak durumundayız. Ama kesin olan bir şey var. İran oraya çok büyük bir şekilde girdi bu mücadele sırasında. İran'ın oradan uzaklaşacağını düşünmeyin. Yeni bir durumla karşı karşıyayız. İran dostumuz. Lakin orada acayip bir durum var. Biz ne kadar onunla dost kalacağız, dengeyi nerede tutacağız? İşte yeni bir problem karşımızda. Bir de Rusya. Rusya oradan çıkmayacak. Laskiya'da zaten kocaman bir askeri üs kurdu. E bir de onun kuzeyinde Türkmen Dağı'na giden bölgede kuruyor. O Rus uçağının düşmesi filanı falanı hepsi ona bağlıydı. Gerisi boş. Demek ki Rusya da orada kalıcı. O halde gene biz şimdi birdenbire kıskaç içindeyiz. Rusya Kafkasya'dan da var, Kırım'dan da var, aşağıdan da var. O halde biz ne yapıyoruz? Zaman zaman ihtiyacımız olduğu zaman biz Rusya ile dostuz. Ama bu demek değildir ki efendim evli değiliz, kanka değiliz, kardeş değiliz. İstiklal Savaşı'nda da iyi dostluk. Ama ondan önce de tarih boyunca 17 büyük savaş Ruslarla yaptık. Ha demek ki yani olay çok kritik. Şu anda dostuz ama sonra ne olacak bilemiyoruz. İşte Türkiye'nin karşısındaki bütün bu problemler bunlar. Gelelim Golan Tepelerine. Kimsenin konuşmadığı olay. Suriye'nin en zengin su bölgesi. İsrail sessiz sedasız oraya oturmuş ve şöyle gittikçe de kendisini genişletmiş. Kimse ağzını açmıyor. Bazen diyorum, acaba diyorum, bu suali sormamak için diğer yerlerde olay mı çıkartıyorlar? Yani şöyle bir herkes kendi ne yaptığını bulsa, biri de dönüp diyecek ki, ya kardeşim affedersin de şu Golan Tepelerinde sen ne arıyorsun? İşte kıyamet de orada kopacak. Çünkü Suriye oradan çıkmayacak. Pardon, İsrail. Peki o zaman ne olacak? O zaman adım 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 vaat edilen topraklar, İşte ilk defa Filistin'in tümüyle ele geçirilmesi birinci aşama. İki, efendim Kudüs'ün işgali ikinci aşama. Derken Amerika tarafından tek başkent tanınması üçüncü aşama. Derken acaba Golan Tepeleri mi? Dördüncü aşama. Nereye doğru gidiyoruz? Yukarıya Fırat'a doğru mu?
Aşağıda o halde nereye kaydı? Neom üzerinden Nil'e mi dayandı? Yani acaba o hiç konuşulmayan konu kendi kendine gerçekleşiyor mu? Biz bunları sormak durumundayız. Bu sadece bir Kudüs, bir Amerika, bir bilmem ne değil. O zaman tabii ister istemez şu sual, Suriye'nin kuzeyinde bir PYD kurulacak mı? Ya da bir şey kurulacak mı bilmem. Amerika 3500 tır malzeme yığdı oraya. Bunlar bir yerde kullanılacak. Hangi istikamette kullanılacağından emin değilim. Ama bildiğim bir tek şey var. Büyük çoğunlukla Türkiye'ye doğru kullanılacak. İkincisi belki Irak'a yardım için kullanılacak. Oradaki bir bölgenin ayrılması için. Üç, İran'a karşı kullanılacak. Dört, sırada Azerbaycan bile vardır. O halde biz, yani muazzam bir arsenal orada birikmiş. Kontrolsüz bir şekilde. Ve bunun arkasında da sessiz sedasız duran güç Amerika. Hani şu hiçbir şeye karışmayan. Ne diyordu? Barışla diyor. Güçle barışı sağlayacağız. Güçle barışı sağlayacağız. Onun için lütfen hatırlayın o yazdırdıklarımı. Demek güçle barışı sağlamak böyle bir şey olmalı mı? Sormak lazım. O zaman Türkiye olarak haklı olarak pek çok şey hesaplamak zorundayız. Ama her şeyden önce zannediyorum içeride bir birlik olmalı. Daha doğrusu bir tefekkür birliği olmalı. Biz şu anda gördüğüm kadarıyla yine sadece içeride birbirimizle mücadele ediyoruz. Tehlike o kadar büyük ki lütfen bir antrak versek, desek ki bu kavgayı ben edeceğim ama 3 ay sonra edeceğim. 6 ay sonra edeceğim. Ama şu 6 ay bütün gücümle birlikte çalışacağım. Düşüncelerle, hareketlerle, her şeyle. Zannediyorum hakkımıza daha hayırlı olur. Ama işte düşman da onun üstünde oynuyor. O birliği yapamamamız için. Üç tane Arap ülkesinde Arap birliğini bir araya getiremediler. Neden? Bu taktiklerle. Onun için diyorum. İnsanımız bunu yapar yapar, yapmaz yapmaz ama sonuçta sonuçlarına katlanacağız. Irak'a gelelim. Irak tek mi kalacak? Parçalanacak mı? Benim tahminim eninde sonunda Irak birleşecek. Bakın ne kadar garip bir şey söylüyorum. Şu anda Irak diye bir şey kalmadı ortalarda buna rağmen Irak bütün Arap ülkeleri arasında belki de en güçlü olanıydı. Mahvoldu gitti, bütün zenginliği de yok oldu. Talan edildi. Yani bir Moğollar zamanında 1258'de o öyle bir felakete uğramıştı. Bir de bundan Amerika'nın şeyinden sonra. Fakat kendini toparladı. Irak Mezopotamya'dır. Irak tarihin kendisidir. Bence orası birleşecek. Ve bütün bu hesaplamalar içinde biz bu opsiyonları göz önünde tutmalıyız. İran tehlikeyi göze almış durumda. Ama tehlikesi çok büyük. Hedefte. Hedefteki ülke. O şimdi OECD anlaşması yapıyor. Başka şeyler yapmaya çalışıyor ama acaba diyorum eninde sonunda bir kapışma daha olacak mı? Bana öyle geliyor ki sanki olacak. Amerika bir bahane bulacak. Çünkü strateji maddesinin içine bile şunu söyledi. Asıl mesele Filistin'le İsrail değil, İran'dır. Bir de bu şekilde konuştu. Kuzey Kore var. Demek istediğim oradaki tehlike büyük. Pakistan o da hedefte. Yani şimdi biz Pakistan için canımızı veririz. Peki bizim tutumumuz ne olacak? Ama diğer taraftan Pakistan Orta Doğu'nun da tam içinde. Suudilerin hava güçlerinin başındaki komutan Pakistanlı, birçok ülkelerde oranın askeriyesini yetiştiren Pakistanlı. Peki onlar bunun dışında mı kalacaklar? Buyurun size bir 3. Dünya Savaşı. Ve birdenbire gördüğünüz gibi Amerikan stratejisi Orta Doğu'da
ve Orta Asya'daki gelişmeler, daha doğrusu Asya'daki gelişmeler muazzam bir bağlantı kurmak içindeler. Bunların hepsinin ortasında biz. Değerli arkadaşlarım, müsaadenizle ben burada durayım. Çok vaktinizi aldım, kusura bakmayın. Sağ olun. Değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Küresel emperyalizmin Kudüs üzerinde ve İslam coğrafyasındaki hile ve oyunlarında derin bir hukukiyetle anlattılar. Ben kısa bir açıklamadan sonra soru cevap pastasına geçmek istiyorum. Trump'la Bush arasında bir benzerlik var. Yanılmıyorsam bu anlatılanlardan. Özellikle 11 Eylül'den sonra Bush'un askeri üniformayla kameraların karşısına geçip bunun bir Haçlı Seferi olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu ifadeyi unutmamak gerekiyor. Bu savaşın çok uzun bir savaş olacağını, kimsenin ne olup bittiğini anlamayacağını, iyilerle kötüler arasında olacağı gibi bir takım özellikle evangelik ve Yahudi itikadına dayalı ifadelerle dolu açıklamalarını bugün nasıl tezahür ettiğini anlamak bakımından bu konferans gerçekten önemliydi. Buyurun efendim, söz sırası sizde. Buyurun Hasan Bey. Hocam teşekkür ediyorum. Bu İslam konferansının İstanbul'da olağanüstü toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde ve davetiyle, riyasetiyle hızlı bir şekilde toplanması önemli, başarılı bir çalışma. Tanımaya devam edeceğiz Doğu Kudüs'ü başkent olan şeklinde bir açıklama. Ama bunun ötesinde bir yaptırımı belki göze alamama ilişkiler boyutunda var ama Mısır'ın, yani İslam İşbirliği Konferansı toplantısına katılmayan Mısır'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üye sıfatıyla Trump'ın kınanmasına yönelik tasarıyı oraya götürmesinin öncesinde Birleşmiş Milletler'e İslam İşbirliği Konferansı üyeleri topyekün bir tasarı götüremezler miydi? Yani toplantıya dahi katılmayan Mısır'ın götürmesine terk edilmemeli değil miydi diye düşünüyorum ki bu Mısır, işte Trump'ın açıklamış olduğu güvenlik stratejisi belgesinde de Suudi Arabistan'la beraber önümüzdeki süreçte yeni partner olarak da ilan edildi. Yani İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'daki toplantısında Birleşmiş Milletleri harekete geçirme noktasında topyekun bir adımı olamaz mıydı? Türkiye buna öncülük yapamaz mıydı? Şimdi çok haklı bir sual. Çok haklı bir sual ve ben bu suali de kendime soraraktan bugün ve dün bazı araştırmalar yaptım. Benim okuduğum kadarıyla şöyle bir sonuca vardım. Birincisi Türkiye şöyle bir açıklama yaptı. Çok enteresandır. Diyor ki biz bu hareketi yaparken, yani mesela İslam zirvesini falan toplarken kimseye karşı değil, prensip üzerinde ve Birleşmiş Milletler kararlarının hukukiliği üstünde durarak bu hani hareketi yaptık. Yani bir bakıma en direktli şunu söylüyor. Biz şu anda kimseyle kavga etmiyoruz. Sadece doğru olanın üstünde duruyoruz gibisinden bir hava verdi. Şimdi aslında Birleşmiş Milletler'e götürdü Türkiye. Ama bunu ikinci elden yaptı. İşte onu ben de sordum. Aynı suali. Peki Türkiye nerede duruyor? Bu kadar toplantı olduktan sonra ne oldu? Önergeyi Filistin hazırlıyor. Yani Filistin otoriteleri diye bildiğimiz, işte Hamas'tan ve Filistin FECO diye bildiğimiz Kurtuluş Örgütü'nün müşterek bir grubu var. Fetih grubunun, onların müştereken hazırladıkları. Peki şöyle soralım. Hakikaten onların o kadar büyük bir teşkilatı var mı? Yani mantıken ben burada soruyorum. Yok. O halde bu demektir ki bu önerge her neyse burada hazırlandı. Yani teşkilat tarafından. İslam teşkilatı. Ama teşkilat yerine bu işin direkt sahibi kim? Filistinliler. Filistinlilerin önergesi olarak gitti. Kime verildi? Mısır'a. Şimdi Mısır'ın durumu çok enteresan. Niye Mısır? Bir taraftan Suudilerle böyle
şey küre üstünde el gezdiriyor, işte şunu yaparım, bunu yaparım. Fakat Mısır öteden beri hem şeyin Arapların hem Afrika'nın lideriyim diye de böyle övünür. Öcalan Abdülnasır'dan beri iddiası budur. Şimdi Mısır tamamen de Suudi kadar ayrı kalmak istemiyor. Onun üzerine onun üstünde muazzam baskı yaptılar. Çünkü tek eleman oydu Güvenlik Konseyi'nde. Şimdi okuduğum kaynaklar şunu söylüyorlar. Amerika'nın veto edeceği hesaba katıldı. Çünkü Amerika şimdiye kadar yani 70 yıl içinde 67 defa veto etti. Bildiğimiz kadarıyla. Demek ki bunu da otomatik olarak veto edecek. Bunun üzerine bir hesap yapıldı. Nedir o hesap? Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden bir tanesinin bir önerge vermesi. Orada da tek Müslüman ülke Mısır. Mısır'a hallemetler, kallemetler bunu ikna ettiler. Hem tarihi bir rol oynamış olursun, hem bir prensip üstünde durursun. Hem kimsenin aleyhine bir şey demiyorsun, sen sadece diyorsun ki Birleşmiş Milletler kararının uygulanması. Yani başka bir şey demiyorsun ki. Dedim ya Türkiye çok legalistik bir yol takip ediyor, ben kastetmeye çalıştım odur. Çünkü ben bunu sana karşı ona karşı yapmıyorum. Kardeşim ben bu hukuku uygulamaya çalışıyorum. Yani dayanılacak nokta o oluyor. Onun üzerine gelişen olaylar çok enteresan. Mısır bunu sunuyor. Bu okunduktan sonra herkes oylamaya geçiyor. 15 üyenin 14'ü kabul ediyor. Ve diyor ki bu şey Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gitmeli. Amerika deli gibi veto ediyor. Şimdi deli gibi veto ediyor demek o kelimeyi özellikle kullandım. Çünkü ben hiçbir Amerikan delegesinin bu kadar heyecanlanarak bu kadar böyle öfke göstererek veto ettiğini görmemiştim şimdiye kadar. Şimdi iddia da şu şekilde yapılıyor. Efendim Amerika, hani biraz önce dedim ya Amerikan egemenliği her zaman korunacaktır. Burada bir gariplik var dedim. Şimdi kadın aynı şeyi kullanıyor, o kadın delege. Amerika egemen bir ülkedir. İstediği şekilde karar verme yetkisine sahiptir. İyi de konu o değildi ki. Acaba senin yetkin var mı yok mu? Elbette herkes biliyor ki senin yetkin var. Yani konu o değil ki. Konu bu kararın alanda yapacağı etki. Ondan ibaret. Çünkü karar o şekilde yazılıyor. Amerika'nın aldığı bu karar uygulandığı zaman alandaki etkisi çok menfi olacağından. Yani gene gayet genel bir ifade kullanılmış. Konu buyken kadının protestosunun tek şeyi biz egemen bir ülkeyiz. İstediğimiz şekilde veto ederiz yahut etmeyiz. Kimse ondan zaten bunu sorgulamıyordu. Fakat olay o şekilde kalıyor. Peki ne oldu şimdi? 14 üyenin şeyiyle, oyuyla bu olay genel meclise gitti. Şimdi 129 devlet evet dediği takdirde Amerika'nın aldığı bu karar geçersiz sayılacak. Çünkü Birleşmiş Milletler'in ana kararı öbür türlüdür. Ve ana kararın asamblesi olan genel kurulda bu şekilde veto etmiştir. Tahminleri 160 kişinin buna destekleyicidir. Şimdi bir de ben kendi kanaatimi söyleyeyim. Bütün bu optimistik olaylara rağmen ve bütün bu bence çok akıllıca yapılmış manevralara rağmen eminim bu birlikte düşünülmüş bir şeydir. Yani oradaki devletlerin. Ben yine de o oylamanın çok zorunlu geçeceği düşüncesindeyim. Çünkü şu anda İsrail kesenin ağzını açacak. Gereken herkese her parayı verecek. Her küçük devlete, her fakir devlete ya oylamaması için ya kendi yönünde oylaması için. Yani biz galiba önümüzdeki hafta bunun çekişmesini göreceğiz. Yani böyle de bir arka sahnesi var o olayın. Biraz uzadı ama kusura bakmayın. Evet, öndeki arkadaşımız adına. İsminiz de alırsa.
Seyfullah Girişen, Fuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Master Öğrencisi. Aynı zamanda hocam o bayan ABD bu yaptığınızı da unutmayacak diye evet. açıklamada da bulunmuş. Garip bir açıklama. Evet. Hocam biz İslam alemi olarak Doğu Kudüs diye hitap ediyoruz da Kudüs'e ama dikkat ediyoruz da Yahudiler sadece Kudüs, özellikle yani Batı Kudüs değil de direkt Kudüs olarak lanse ediyorlar. Biz acaba bu konuda biraz söylemeyettik Kudüs'ü. Bir diğer soru da hocam, bu Malezya'nın hani asker falan kullanacağız gibi bir açıklaması oldu. Fakat bu bir cılız kaldı. Diplomatik ilişkilerde bahsettiğiniz gibi diplomatik yol kullanılmalı dediniz ama bu bugün zor görünüyor. Çünkü uluslararası alanda birçok Arap ülkeleri Amerika'ya mecbur durumda. Acaba Malezya'nın bu askeri tutumu masaya yatırılmalı mı? Veya işte Kudüs için bir güç kullanılmalı mı? Çünkü Hamas'ın işte biz Doğu Kudüs ve Batı Kudüs diye bir ibare yok. Sadece bir Kudüs var. Bu da İslam'ın diye bir açıklaması oldu. Bu noktaya da değinirsiniz hocam. Gördüğüm kadarıyla münferit çıkışlar olacak. Ben aslında şunu da söylemek istiyorum. Yani daha fazla olmadığına şaştım. Bu demektir ki hani kontrol altında tutulmaya çalışıldı ve bence büyük ölçüde de kontrol altında tutulabildi. Çünkü bu münferit çıkışların hiçbir karşılığı yok. Hangi orduyla kim gidecek, kiminle savaşacak? Yani gerçekçi olarak düşündüğünde yahut da öyle bir karar alındığında o hakikaten bir meydan muharebesine dönebilir. Dolayısıyla buna kim hazır? O da belli değil. Dolayısıyla çok cılız kalmıştır ve öyle bırakılacak bence. Onun için de işte Türkiye böyle hani kollarını sıvayıp en öne çıkmıyor. Ama grup içinde hani bir takım manevralarla iş yapılıyor. Ya da hakikaten birçok akıl bir araya gelerekten hani şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak? Çünkü artık anlaşılan şu ki bir savaş olduğu zaman İsrail'in uçaklarının geliyor, Amerikan pilotları uçuruyor. Gene böyle bir savaş kazanılmayabilir. Bu göze alınmayacağına göre olayın tek çözüm yolu gerçekçi düşünce olarak diplomatik kanallardır. Bu da ne kadar olursa. Şimdi çok enteresan. Tabii Hamas olsun, başkaları olsun işte Kudüs iki değildir, birdir. Bunlar söylenecek. Aynı şeyi İsrail de söylüyor. Kudüs'ü bölemezsiniz, Kudüs birdir, hepimiz içindir. Enteresandır bugün çıkan bir yazıda Arap gazetelerinin bir tanesi, Suudi Arabistan gazetelerinin bir tanesi şöyle bir cümle kullanıyor. E canım nasıl biz onların aman Mekke Medine'ye önem veriyorsak onların da işte Kudüs'e önem verdiklerini anlamamız lazım. Şimdi Suudi Arabistan'ın konuşma tarzına bak. Böyle bir olayda yani hala tam birlik yok. Ancak olabildiğince, yapılabildiğince diplomatik bir girişim. Ne netice verecek bilmiyorum. Tek söylediğim son derece büyük zorluklarla karşı karşıya bu mücadelenin yürütüleceği. Mustafa Bey. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Hocam ben de teşekkür ediyorum. Çok gerçekten doyurucu bir konuşma oldu. Osmanlı Devleti ile Rusya'nın arasında 17 savaş oldu. Bunu söylediniz. Ancak Irak'ın, Suriye'nin ve Türkiye, İran ve bunun arkasında Rusya. Rusya ise o Osmanlı dönemindeki gibi saldırgan bir devlet, yani en azından bu dörtlü açısından bakıldığında saldırgan bir devlet gibi değil de Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve içindeki işte Türk soylu Müslüman unsurlarla birlikte sanki Rusya kendi yalnızlığıyla birlikte yani bize karşı değil de Batı'ya bu Amerikan bu tavrına karşı sanki bizimle ittifak edecekmiş gibi bir görüntü var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ediyorum hocam. Çok haklı bir noktaya dokundunuz. Hakikaten de öyle. Şimdi birçok uzman şunu söyledi. Yani bu ulusal stratejiyle şunu da görüyoruz. Adeta soğuk savaş günlerine dönülüyor. O zaman Rusya'nın da bir hinterland'e ihtiyacı var. Artık komünizm yok. Sovyetler dağılmış. Rusya var. Rusya
İstese de istemese de geleneksel düşmanlarıyla dost geçinmek durumunda. Diğer bir husus da Avrasya'da, ki biz hepimiz Avrasya içindeyiz, belli bir paylaştığımız kader var. Dolayısıyla Batı'ya karşı Rusya'nın da daima hissettiği bir, daha doğrusu Batı'nın Rusya'ya daima gösterdiği bir düşmanlık var. Mesela Avrupa'nın hududunu Belarus'ta çizerler. Derler ki Belarusya, Ukrayna, Rusya bize ait değil. Niye değil? Hiçbir mantık sebebi yok. Onlar da hepsi Slav. Böyle garip bir tutumu vardır Avrupa'nın. Dolayısıyla Rusya o yönden kendini, sizin de dediğiniz gibi, bir müttefik arayışı içinde. Olaylar o şekilde gelişti ki Türkiye, İran, Azerbaycan onun için en iyi dostlar şeklinde ortaya çıktı. Ve şimdi gerçeklerin zorladığı bir birliktelik veya işbirliğini görüyoruz. Herhalde bu da devam edecek gibi. Ama bu demek değildir ki biz bütünüyle Rusya'nın hani uydusu gibi yahut da onun dümen suyuna gideceğiz. Hayır. Türkiye artık kendi çıkarları üzerinde karar veriyor. Diyor ki kusura bakma sen benim dostumsun ama benim çıkarım bunu icap ettirmiyor. Mesela Irak'ta öyle dedik, Suriye'de öyle dedik. Ama Kırım'a gelince başka türlü söyledik. Kırım'da da dedik ki Rusya'ya Kırım ayrıdır. Yani onu da yutamazsın. Bir bakma filan. Dediğiniz doğru. Teşekkür ederim. Efendim, son olarak buyurun efendim. Buradan bir hanım kardeşimiz ve onlardan da bir söz verelim. Sonra da zaten bize verelim. Evet. Köşedeki hanım efendim. Evet. Nereye yazarsam ben de yazayım. Ben İslam İşbirliği Teşkilatı'nın aldığı kararı... Tamam. Daha önceden Birleşmiş Milletler'in verdiği bir karar olduğunu biliyoruz zaten tarihten. Peki neden şu an İslam İşbirliği Teşkilatı'nın almış olduğu bir karar olarak lanse edildiğini çok merak ediyorum. Özellikle iç siyasetimizde. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın almış olduğu karar, Türkiye'nin kadar. Daha önce Birleşmiş Milletler'in başlangıçta yazılı olarak almış olduğu kararla örtüşüyor. Niçin? Soruyu tekrar edelim. Evet, daha önce Birleşmiş Milletler ikiye bölündüğünü açıkladığında 33 ülke bunu onaylıyor. Neden şu an alınmış bir karar olarak gösteriliyor? Onu merak ettim ben. Alınmış bir karar. Niçin? Türkiye evet. Kendi siyasetine alınmış bir karar gibi. Yani Birleşmiş Milletler zaten bu kararı almış bir durumda. Evet, şimdi olaya iki türlü bakabilirsin. Bir dersin ki zaten bu karar alınmış. Sen de bunu tekrarlıyorsun. Yani ne olmuş? Onu da diyebilirsin. Öbür taraftan olaya bakalım. Ben her ikisini de sordum kendime. Şimdi Amerika bir çıkış yapıyor. Efendim Kudüs işte bunların ebedi ezeli başkentidir. Şimdi buna karşı İslam dünyasında bir cevap vermesi lazım. Tek verebilecekleri şey alınmış bir kararı tekrarlayarak ve üstünde durarak demek ki biz bunu tanıyacağız. Sen onu istediğin kadar tanı. Senin o tanıman asıl hükümsüz olandır. Çünkü bir temeli yoktur. Ama biz bunu tanımaya devam ediyoruz ve böyle tanıyoruz. Yani aslında orada benim gördüğüm kadarıyla şartların zorlamasıyla bu karar alındı. İkincisi de yani o cümlenin içinde illa yeni bir karar olarak biz bunu aldık demiyor. Sadece bunu kabul ediyoruz diyor. Ve referans da veriyor. O, tanınmış olan Doğu Kudüs'ü biz şey olarak tanıdık. Yani kelimeleri aynen okumak lazım. Şimdi biraz önce de dedim diplomaside bazen bir çıkış yapman icap ediyor. Söyleyebildiğin tek şey bu kadardır. O zaman onu söyleyeceksin. Altına footnote düşemezsin. Kusura bakma 79 sene önce bu tekrarlanmıştı ama ben başka kelime bulamadığımdan bunu söyledim. Ha, ilk defa olarak 57 ülkenin %90'ı bir araya gelmiş bir karar beyan edecekler. Anlatabiliyor muyum? Karar beyan ederken de bu şekilde ediliyor.
Onun için her ne kadar bu bir tekrar olsa bile ben bunu bu şekilde anlamak yolunu seçtim. Yani yapacak başka bir şey yoktu. En etkili bu olacaktı. Eğer o kadar biliniyorduysa neden bunu Amerika ihlal etti? Bu şekilde biz Amerika'nın ihlalini kabul etmediğimizi ve olan mevcut olan hukuki bir durumun hukukiliğine inandığımızı belirterek bir çıkış yapmış olduk. İslam ülkeleri olarak, yani orada Türkiye'nin bir iddiası yok bence. İslam ülkeleri olarak teşkilatın bir iddiası var. Ve ben o iddiayı destekliyorum. Evet. Bunu tabii sizin de bundan sonra sanki biz kendi menfaatlerimizi de düşünerek artık bir yol almaya, kendimize bir yol çizmeye başladık gibi ifade ettiniz. Ben sizin son söylemlerinizden öyle anladım. Ben onu göremiyorum. Yani şu anda İsrail geçmişte de olduğu gibi adeta Batı alemini değil, bu sefer İslam alemini de bir kısmını esir almış gibi gözüküyor. İşte Suudi Arabistan için söylediğiniz yapılan bir takım açıklamalar, akla ve mantığa zarar verecek açıklamalar. Özellikle Suudi Arabistan'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin aldığı kararlar. Burada tabii aslında bizim üzerimize düşen çok geç kaldığımız, bizim birliğimizi daha önceden sağlam temellere oturtmak. Halbuki biz bizatihi çatışmaların içinde adeta yer alarak bu birliğin bozulmasına vesile olduk. Burada tabii daha önemli bir konu var. Evet, bu karar daha önceden alınmıştı. Ama daha önceden alınan ve üzerinde durulması icap eden konu, bir konu daha var ki, evet şu anda birdenbire o gündeme gelir mi? Ama gelmesi gerekir. İsrail işgal ettiği topraklardan hala çekilmiyor. Çekilmemekte kararlı. Her gün biraz daha mesafe kat ediliyor. Kudüs, Doğu Kudüs, Batı Kudüs denildiği zaman arkadaşlarımız bakmışlardı. Yani yaklaşık Yahudilerin işgal ettiği Kudüs 14 veya 16 bin dönüm, Müslümanlarınki sadece 2000 dönüm. Yani 2000 dönümde kalmak ve bu ilan edilen kararla bir başarı gibi gösterilirse o bana biraz başarılı gibi gelmiyor. Bir tavır koymak gerekiyordu. Bir tavır kondu. O kadar. Ama bunun gücü var mı? Bunun etkisi ne? İleride bu ayrı bir özellikle, yani Müslümanların ve Filistinlilerin de yine bir hava oluşturacak mı? Yani şu anda İsrail'de işlenen zulüm, Arakan'ı öne çıkarıyorlar. Arakan'dan geri kalır bir zulüm yok. Müslümanların insanı vatandaş da değil, vatandaş bile değil orada da. Ve biz bunları dile hiç getirmeden İsrail'le olan münasebetlerimizi biz eskiden olduğu gibi devam ettireceğiz. Bu intibar da duyuyor, hissediliyor alınan kararlarda. Biz İsrail'i tanıyoruz. İsrail'le bundan sonra da münasebetlerimiz devam edecek. Ve biz bu şartlar altında işte bir tavır koyacağız. Bu bizim toplumlarımızın tabiri caizse gazını almaya mütevekkil bir davranış intibarını doğuruyor. Tabii siz mutlaka daha iyi biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gidecek kararın yaptırım gücü yok. Yani sadece bir karar alınmış oldu. O kadar. Birleşmiş Milletler eğer Güvenlik Konseyi'nin bir kararı olmuş olsaydı, o zaman o kararın yerine getirilebilmesi için de bir takım adımların atılması gerekirdi. Amerika'nın zaten böyle bir şeye evet deme ihtimali yok. Buradaki tehlikeli gidiş, bunu son zamanlarda yavaş yavaş anlamaya başladı. Yani İslam alemi diyelim veya hatta Batı bile. Bu gidiş bilerek bir kargaşaya değil, yani fecaate doğru bilerek götürülüyor kanaati var. Zaten İsrail'den Yahudilerin kendi aralarında bir takım ihtilaflar var. Şimdiden İsrail kurulmalı mıydı? Yoksa işte belli şartlar yerine geldikten sonra mı kurulmalıydı gibi. Orada da gerek Ruslar gerekse
geriye kalan kısım dünyanın Ruslarla beraber belki Çin dahil Müslümanlar da tam olarak düşman olarak görülüyor. Ve bunların bertaraf edilebilmesi için de bundan sonra da her türlü adım atılacak ama biz aksi istikamette, yani siz mesela bir tavır koyalım diyorsunuz, ben tavır koymayı güçle ifade edebiliyorum. İslam aleminin içinde bu gelişmelere tavır koyacak ciddi bir adımı da maalesef göremiyorum. Bu da bizi endişeye sevk ediyor. Yani gelecekle ilgili ciddi endişelerimiz var. Bu endişeleri İslam aleminin fark ettiği kanaatinde değil. Ben büyük üzüntü, sıkıntı da orada. Teşekkür ediyorum. Emre Bey, dedikleriniz haklısınız. Dediğiniz bütün endişeler mevcut. Onun içindir ki olayları tahlil ederken pek çok zaman bu işin gerçek alanda bakıldığı zaman fevkalade zor ve güçlüklerle dolu olduğunu da üst üste tekrarladım. Benim endişelerim de aynı doğrultuda. Fakat ben bir de şöyle düşünüyorum. 2000 yıl eğer bu Yahudiler dünyanın her yerinde her güçlüğe rağmen hala tavır koyabildilerse, hala inatla devam edebildilerse ve biz buna karşılık bu sıkıntıları gördüğümüz halde efendim şu anlaşma bu zamanda bu anlaşma kırıl kırk yararaktan kendi kendimize set çekerekten bir şeye yani hareketsizliğe itiyorsak daha doğrusu ümitsizliğe itiyorsak o zaman biz ne yapıyoruz sualini sordum kendi kendime ve dedim ki biz her zaman o ümidi yaşatmalıyız bir şekilde. Tamam. Aynı sualı ben de söyledim. Doğu ve Batı Kudüs dediğin zaman zaten hepsi işgal altında. Bunu nasıl kıracağız? İlk söylediğim oydu. Kim gidecek de yapacak bunu? Kim? Filistin'in elinde bir şey yok. Ürdün bunu yapmayacak, Mısır yapmayacak. Biz girmeyeceğiz. Peki kim yapacak? Ama bunu böyle söylersek o Filistinlilerin elinde kalan son ümit de yok olur. Ve ümidin bittiği yer ölümdür. O halde biz şöyle diyeceğiz, tamam, fizikman bu anda bir şeyimiz yok. Fakat yazılı bir madde var. En azından ben ona tutunurum. Ha bunun etkisi ne kadardır? Bu kadarcık ama bundan belki 5 sene sonra olaylar değişir. Dünyada her 5, her 10 yılda bir dengeler değişebiliyor çeşitli sebeplerle. Neyin ne olacağı belli değil. Bugün ne bileyim Amerika Trump'ın idaresinde çılgın bir gidiş içinde ama bu böyle mi sürecek? Değişecek mi? İsrail'in içinde de makul insanlar var. Onlar da bir takım sözler söylüyorlar. Nereye gidiyoruz? Bu gidişat ne olacak diye. Yani bir de hani bahsettiğimiz şu evrensel adalet kavramı var. Peki o nerede? Yani ondan vaz mı geçeceğiz? Geçmeyeceksek bir yerden ona tutunup çekiştirmemiz lazım. Gücümüz var mı? Belki askeri güç yok. Biraz önce dediğim gibi bir savaş çıksa Amerikan pilotu gelir, İsrail uçağını uçurur. Peki sonra ne yapacağız? Kim savaşacak? Ama bir gün orada onunla savaşacak grup çıkacak. Çıkacak. Ve o zamana kadar biz manen güçlü kalmaya çalışacağız. Fikren güçlü kalmaya çalışacağız. Hukuken güçlü kalmaya. Hep deneyeceğiz. Ta ki bir gün o güç gelene kadar. Aklıma iki şey geliyor. Birincisi, Yahudilerin de çok inandığı ve belki bu gençlerimiz için de güzel bir anekdot olur. David and Goliath hikayesi vardır. İsraillerin başına bir dev musallat olur. İşte Goliath dedikleri o. Ama o kadar güçlü ki bundan kurtulmanın imkanı yok. Devi bu kadar düşünün, bizim İsrailliler şu kadar. Buna rağmen içlerinde sonunda David adında biri çıkıyor. Genç bir delikanlı. Bunun da en büyük başarısı sapanla taş atmak. Ama o kadar keskin nişancı ki bu kadar olabilir. O zamanın şartları işte. Dev ne zaman vardıysa o da o zaman var. Ve o devi alnının ortasından vurup öldüren de o David'dir. David ne kadardır? Bu kadar. Şimdi bu tamamen sembolik bir olay. Yani imkansızlıklar karşısında bile son ümit zerresi
bazen en büyük başarı. Ben zannediyorum şu anda bu hikaye tersine dönmüş durumda. Şimdi Filistinlilerin bir devide ihtiyacı var ve ben o devidi yok etmemeye çalışıyorum. Orada biraz daha morali yükseltebilmek için çok daha güçlü bir ifadeye ihtiyaç vardı gibi. Sadece Doğu Kudüs'le işi bağlamak tabii, bana biraz tabii. Milletin işte o yani içindeki bunu... iştiyakın gazını aldı. Yani çok güzel bir şeyler yaptık, artık oturabilirsiniz gibi bir havalı. Belki Birleşmiş Milletler'den bir şey çıkar. Belki başka şeyler de olur. Bana kalırsa. Evet. Bir cümleyle yoksa sabah kadar da durabiliriz. Onun önemini mi yani? Şimdi hocamızın anlattığı mesele Kur'an-ı Kerim'de Harut ve Carut kıssası olarak anlatılıyor. Davut dedikleri Davut Aleyhisselam, Dev dedikleri de Carut'tur. Davut Aleyhisselam'ın öldürdüğü de Carut'un kendisidir. Kur'an'da da bu anlatılıyor. Bunu da takdirlerinize arz edeceğim. Efendim teşekkür ediyoruz. Değerli